makineler üretimde kaliteyle birlikte verimliliği artırıyor, CNC tezgahlar iş kolaylığı sağlıyor. Türkiye genelinde sanayicilerin bu türden makinalarının yedek parçalarını temin eden alternatif mekatronik gücünü sunduğu çeşitlilikten alıyor. Yüksek kalite ve verimliliğe sahip standart bir üretim anlayışı makinalaşmayla mümkün kılınıyor. 1994 yılında makina sanayinde hizmet vermeye başlayan Aydın Tükel, sektörel gelişime kayıtsız kalmıyor, alternatif mekatroniği geniş bir hizmet yelpazesiyle 2009 yılında kuruyor. 2009 yılında kuruldu Konya'da. Gusan Organize Sanayi'de kuruldu. Nasıl bir fikirle başladı? Teknolojinin getirdiği nimetlerden faydalandı Konyalı sanayiciler ya da Türkiye'deki sanayiciler. Tabii bununla beraber bir yerlerden bir şeylerin tüketilmesi başlandı. Yani makineler geldikten sonra arıza yapan makineler, işte revizyon yapılması gerekenler. Tabii ki makinelerde kullanılan yedek parçalar bir ömrü olduğu için bu ömürlerini dolduran ürünleri tekrar yerine yenileriyle değiştirmek gerekti. Tabii makine sektörü gelişirken yedek parçasının da otomatik olarak gelişmesi lazımdı. İşte bu yapı Aydın Tükel ve ekibini harekete geçiriyor. Zira Türkiye'de en çok CNC tezgah bulunan şehirlerin başında Konya geliyor. Konya biliyorsunuz çok büyük bir sanayiye sahip. 15-20 bin tane CNC tezgahın olduğu söyleniyor Konya'da. Belki Türkiye'nin en fazla tezgah bulunan şehri. Biz de şimdi buradan yola çıktık. Dedik ki bunu nasıl bir fırsata dönüştürebiliriz ve sanayiciye nasıl bir hizmet edebiliriz? Böyle bir fikirle başladı. CNC rulmanları ya da CNC takım tezgahı rulmanları diye işe başladık. Bunun yanında rulmanları ithal edip getirip burada müşterilere sunarken rulmanın yanında lineer sistemler talep edilmeye başladı. Bunları da uzak doğudan, Tayvan'dan getirdik. Bununla beraber makinenin diğer organları, güç aktarım organları, lineer sistemleri, otomasyon sistemleri, bunlardan da sürekli firmamıza talepler geldi. Bir işe başladığınız zaman bir işi çözen firma olduğunuz gün, yani biz öyle bir firmayız, hep makinelerdeki eksikleri bize söylediler. Bize de aslında tüketiciler de iş öğrettiler. Yani biz bununla beraber kendimizi de biraz geliştirdik. Makinecilerin, sanayicilerin hizmetindeyiz. Yani hem yeni makine üretim konusunda hem de hazır CNC'lerin bakımları konusunda sanayicilere destek vermeye çalışıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz. Makine sanayindeki gelişim 2000'den fazla parçanın stokta bulundurulmasını gerekli kılıyor. Tayvan ya da Uzak Doğu, Kore menşeli tezgahlar burada çok fazla. Biz de o tarafta üretilen ürünlere daha çok yöneldik. Çünkü Avrupa'da üretilen ürünler daha çok Bursa, İstanbul tarafındaki sanayilerde çok yer alıyor. Biz de talebe göre işte Uzak Doğu'dan, Tayvan'dan, Japonya'dan, bazı ürünlerde, otomasyon ürünlerde Almanya'dan ürünler getiriyoruz. Üretim yapan neredeyse her işletmede CNC tezgah bulunuyor. Bu durum hizmet verilen sektör sayısını da artırıyor. Tel işleme sanayisi, yani talaş kaldırılarak üretilen, yani çeliği işleyen, demiri işleyen, hani bir ham maddeyi üzerinde makineyle işlem yapan ürünler bizim. Talaşlı imalat dediğimiz sektör bizim asıl hedefimiz. Çünkü bu makineler talaşlı imalatta kullanılır. Ha bunun dışında medikalden tutun, yani hastanedeki MR cihazlarından tutun, sağlık tarafında kalp pilinde bile olan ürünler var. Yani bunun dışında mobilya sektöründe çok ihtiyaç duyulur, tekstilde çok ihtiyaç duyulur bizim ürünlerimize. Ama ağırlıklı ilk sırada tabii ki talaşlı imalat sektörü ilk hedefimiz. Nitelikli hizmet tercih edilmelerinde temel etken oluyor. Biraz teknik çalışıyoruz. Yani sadece bir ürünün üzerine düşüp bunu ithal edip bundan para kazanmak derdinde değiliz. Yani biz müşterilerimize komplike çözümler sunduğumuz için, yani mekanik tarafından tutun elektronik tarafına kadar bütün ithalatı yapıyoruz. Ya da bazı ürünlerde imalatı da yapıyoruz. Niye bizi tercih ediyorlar? Çünkü bir makinesi olan firmanın sadece bir ürüne ihtiyacı yok, birçok ürüne ihtiyacı var. Hepsini biz de bulabildiği için biz buna biraz kafa yoruyoruz, daha çok çalışıyoruz belki. Onun için bizi tercih ediyorlar. Ürün ancak kendi teknolojisini üreten bir sanayileşmeyle ulusal ekonomi ve ulusal teknolojiye en yüksek katkı sağlanır diyor Aydın Tükel.
ithalatı azaltıp yerli üretimin gücünü pekiştirmek öncelikli hedefimiz diye devam ediyor. Bizim çok istemeyerek yaptığımız bir şey. Yani Türkiye'de keşke bunlar üretilsin diye çok uğraştık. Nitekim de bazı ürünleri Türkiye'de üretmeyi başardık. Yani savunma sanayi başta olmak üzere talaşlı imalatta kullanılan ürünler. Hani bu önümüzdeki sene bir sürpriz olacak belki Türkiye için. Böyle çalışmalarımız var. Bazı ürünleri ürettik, bazıları Ar-Ge aşamasında. Ama asıl amacımız bizim ithalatı kesip ülkede bir şeylerin üretilmesini istiyoruz. Asıl hedefimiz bu. Genel Müdür Aydın Tükel sanayicilere son mesajında üretim çağrısında bulunuyor. Ekonomiler üretmekten geçer. Biz kendi çapımızda, kendi branşımızda üretebildiğimiz ürünleri üreteceğiz. Herkes kendi sektöründe işini çok iyi yaparsa, üreten bir ülke olursak tabii ki çok güçlü bir Türkiye olur.